3-0'lık çok net e, bir galibiyet Beşiktaş adına bir hayli pozisyonda var. Gerçi Alanya'nın da var ama az sonra detaylandıracağız. Çok enteresan Alanya'nın durumu onu bilahare konuşuruz. Beşiktaş adına e, 3 puanı 3 golle aldığı, e, gollerin artabileceği ama istekli, e, dinamik bir oyun görüntüsü vardı. Geride kalan e, 97 dakikalık sürede ve Yaşar Kemal Uğurlu mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Beşiktaş 3-0 kazandı. Puanını 38 yaptı ve an itibariyle maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. E, ee, Delali son boyun, bölümde oyundan çıkmıştı. Ee, Şenol Hoca onu tebrik etti. Cenk Tosun günün iyilerinden biri çok güzel bir gol attı. Az sonra göreceğiz. E, ee, Cenk Tosun da hani şu performansıyla... Milli takım için e, olumlu sinyaller veriyor diyelim. Abu Bakarı, Delali'yi bunların hepsini konuşacağız. Tabi e, Jason Fernandez'in de haftalardır iyi olduğunu göz ardı etmeyelim. 20 ve 50. dakikalar Cenk Tosun'un ilk penaltı vuruşundan olmak kaydıyla. 59 Delali gollerin altında imzası bulunan isimler. E, Mert'in yine kritik kurtarışları var. Jetson'un iyi oyunu var ve e, 3-0'lık bir galibiyeti var Beşiktaş'ın hocam. Ee, nasıl başlayalım? <laughs> hocam ya. E, Alanya Spor Süper Lig'de oynuyor da. İstanbul'a geliyorsun. Beşiktaş seyirse herhalde 40 bin var full. Tabii, o, şey o, de hoşuma gitti. Start. Bugün bizim çocuklar İliz yaptılar. Emin. Çocuklarla falan röportaj yaptılar. Baya çok güzel evet, oldu. Yani evet. O görüntüler de güzel. Hoşuma gidiyor benim. Statlardım. Güzel, Çocuklar, bayanlar falan. Kadar güzel. Zaten güzel. Türkiye'nin en güzel konum olarak Müthiş. en güzel stadı hocam. Türkiye'nin değil hocam. Bence dünyada tek. Çok hocam ya. Yani. Boğaz'a nazır. Bir buna benzer var biliyorsun gitmişsindir. Şeyde Porto'da var. Ama o tepede. Evet. Bu öyle değil. Onun da biliyorsun kal arkasını manzarayı görmek için aynı burası gibi yaptılar evet. böyle. Burada hani da o şeyden dolayı. Diye. Burada çok güzel yapıldı o anlamda. Evet. Beşiktaş'ta şu noktaya geldi hocam 38 puana geldi. Ben de oralara gelirim dedi. E, Antalya maçı var oynanacak. Tabii yukarıdaki iki takımın ve Başakşehir'in işte Trabzon Adana Demirspor'un e, yarın oynayacağı maçlar kaybedecek. Maçlar Beşiktaş, var, Beşiktaş yani. kazanacak daha 3-4 maç hani öyle olursa ben de varım sinyali evet. verdi ama Beşiktaş bugün yani beni evet. de hesaba katın dedi evet. hocam. Beni de hesaba katın dedi. Alanya 25 puanda kaldı 9. sırada. E, ancak hani ee, orada 22 puanlı e, takımlar var bilemiyorum e, işte Karagümrük'ün e, Ankara Gücü'nün bilemiyorum yani onların da Valla Ankara Gücü Alanya'ya göre daha bir futbol oynuyor net yani Alanya'dan fazla futbol oynuyor Ankara Gücü Bir Beşiktaş'ı ne hale soktu biliyorsun ilk yarıda ya, Hele Karagümrük Müthiş o da öyle evet Yalnız şunu söyleyeyim ya hocam. Bu teknik direktör ne kadar zamandır çalışıyor Türkiye'de? Kim? Farioli mi? Evet. İki yılı geçti. Üçüncü sezon. Hocam ya İstanbul'da oynuyorsun. Beşiktaş'a karşı oynuyorsun. Seyircisi filan, Zemin filan değil. Ve sen Beşiktaş'a karşı ceza alan içinde oyun kurmaya kalkıyorsun. Ha senin elinde 7-8 tane öyle oyuncu var ki Topu ayağına yapıştıran, zamanında adama çalım atan, top tekniği çok yüksek, her şeyi yapabilen, oyun görüşü çok yüksek adamlar vardır. Sen bunu oynarsın. Ya arkadaş saymadım ama ilk yarı bir 15 tane topu Beşiktaş takımı çok akıllıca, çok akıllıca tam sağa pres yaparak yani yılanı şeyde başını ezeceksin ya. Onu soktu böyle 35 metreye Alanya'yı. 1, 2, 3 top, 4. topu Beşiktaşlar aldılar. Yani Beşiktaş hiç top almaya enerji sarf etmeden, şimdi biliyorsun enerji çok pahalı artık Tabii dünyada. Hocam. Hiç enerji sarf etmeden, çok ekonomik kullanarak aldıkları her topta gol attılar. Ve bayağı kaçırdılar. Tabii hocam. Ya, ya inanılır gibi değil. Bakmayın siz bu maç 3-0 ya. Bu maç 7-8-0 olur. Onun için de ben Alanyaspor Teknik Direktörü'nü gözlerinden öperim. Muazzam bir adammış. Muazzam bir taktikle bugün takımını sahaya çıkarttı. 7-8 olmadıysa Allah'a dua etsin akşam. Hocam, fama... hocam bir dakika. Senin lafını tamamlamak için bir şey, rakam vereyim mi? Farioli, Kara Gümrük ve Alanya'da dört büyüklere karşı 14 maç yapmış, 35 gol yemiş. Yer daha. Yalnız hocam, daha yer, çok yani yer, daha da. da. Yani kusura bakmayın. Yani bu takımlara karşı bu taktik aptalca bir taktik ya. Yani, aptallık değil, aptallık barklı bir ona. Cin gibi adam, teknik adam. Ama verdiği taktik aptalca. Yani ancak aptalca bu taktik verilir bir takıma. Beşiktaş'a karşı veya Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da. Hangisini yapsa beş olur. Hangisini yapsa beş olur. Ki Ama Şimdi bir döndüreyim hocam. Şöyle bir olayı Hocam Beşiktaş'ın şuna bakması lazım. Bu Alanyaspor takımı senin kalende kaç gol pozisyonuna girdi? Tamam bu maç bitti. Ama hocam Beşiktaş takımının o büyük sorunu ha. Hücum edince gözükmüyor ama hücum ettiği zaman zaten arka tarafta büyük zaaf veriyor. Bak hücum edince gözükmüyor. Ama hücum edince arkada büyük zaaf veriyor. Bu maçı geçer ama bundan sonraki maçlarda bu tarz olursa çok kötü pozisyonlar olur. Bugün en az 3 veya 4 tane topu kalecisi çıkardı. Peki o söylediğin şey rakibin oyun tarzından biz bu maçı zaten alırız rahatlığından kaynaklanıyor olamaz mı? Hayır. Beşiktaş takımı bu açıkları veriyor. Onu söyleyeyim. Beşiktaş takımının defans oyuncuları bir topta olduğu gibi düşüyorlar. Beşiktaş takımında bana çabuk adam söylesene defansta defansta çabuk adam. Yani ee, ön libero da işte Jetson takım savunmasına katkı veren çabuk bir adam. Evet başka? O kadar. Ya. Hocam çabuk adam yok. Rozier oynarsa evet, bugün yok yoktu ama evet. o da hızlı adam. Rozier. O da çabuk adam. Ama o da ucumda falan iyi de defansı onun da belli olmuyor. Leyzen'in sazı gibi. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynayacaksa ki oynayacak o görünüyor. Defansta bu hataları yapmamaları gerekir. Çünkü hücumcuları pek defas yapmıyorlar. Yapıyorlar, göstermelik yapıyorlar. Bugün hocam şimdi Delali çok eleştirildi biliyorsunuz yani çok önemli bir oyuncu, premierlik oyuncusu İşte kariyerinde neler olduğunu tekrar anlatmayalım uzun uzadıya. E, hepimizin yakından tanıdığı bir oyuncu, genç yaşında büyük bir düşüş yaşadı. Şimdi Beşiktaş'ta kendini bulmaya çalışıyor, burada da çok eleştiri aldı. Ama örneğin bugün ee, en çok ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan isim oldu. Bir de gol attı. Gerçi gol hani göreceğiz şimdi ama ama o ısrarcılığının, o takipçiliğinin, o e, daha diri görüntüsünün meyvesi oldu. Hocam, top tekniği yüksek o tarz bir oyuncu. Fizik olarak yüzde yüzde 55-60'a geldiği zaman. Türkiye'de çok takımı duman eder. Değil mi? Çünkü Türkiye'deki futbol kalitesi belli. Çok net. Ya o teknikte, o oyun görüşünde bir adam %50 %60 oynarsa Türkiye'de çok tak var. Hocam akışıyor. bak şimdi sana ne getirdim. Galatasaray Alanya maçı. Galatasaray Alanya maçı. Değerli izleyenler, neredeyse bu gol gibi gol oldu biliyor musunuz? Yine bu, bu kaleci pas verdi şuraya. Bu oyuncu böyle kısa bir pas verdi. Rakibe gitti ve gol oldu. Bugün Beşiktaş maçında yine bir benzerini altı pas içinde böyle bir üçgen kurmak isterken yedikleri golü birazdan göreceksiniz. Hocam sen yani, takımının diğer büyüklerle oynadığı maçlardan gidir. Belki Fenerbahçe maçında da vardır. Bir baksanız arkadaşlar. Çok göreceğiz bu pozisyonları. Orada şu şeyde ceza sahası dışında kaçırmış, kaybetmişler. kaybetmişlerdi Şimdi orada. düşünebiliyor musun? Sarı kırmızılı takım yani beyazlı takım doğru ucu etse sarı kırmızılı takım bir 50 metre gelecek. 50 metre gelmesine gerek yok. Ceza alanında basıyor. Şuraya bak. 3'e 3'ler. Yani pozisyon ters olsa bir de penaltı olur. Bir de kırmızı olur filan Buyur abi. Evet. Peki hocam şimdi... E, yayında ben açılış bölümünde Cenk'in iki golüne vurgu yaptım. Ve milli takım için de önemli dedim. Şimdi Mart ayında milli maçlar var. Haziran ayında milli maçlar var. Avrupa şampiyonası elemeleri oynayacağız. Hani zaten forvet sıkıntımız malum Burak da bıraktığı için. Şimdi Cenk Tosun'un kendini bulması önemli. Cenk bugün iki gol attı. Bir golü gerçekten güzel. Hani Cenk'te ciddi bir kıpırdanma var. Mesela bugün attığı gollerle Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu durumuna da geçti. Hani Larin 23 golü vardı. Cenk 24 gol olmuş Vodafone Park'ta. E bu düzelmesi anlamlı bence. İyi bir hani şey tabii. Milli o, takım içinde önemli. Onun teknik tek adamdan da arası iyi. Evet. Moral olarak ona güveniyor. O da mücadele ediyor. Bayağı da iyi koşu ediyor, Şimdi elinden geliyor. Biraz yapıyor. geliştiği ölçüde yani, çok daha fazla. Yani bir adam yapacaktır. ama geriye de bugün geldi bazı pozisyonlarda geldi, yardım etti. O iyi bir şey. Ama daha ister. E var. Var. Yani her takım Alanya takımı değil. Zaten en çok golü Alanya'ya atmış. Yani daha doğrusu Alanya en çok Cenk Tosun'dan gol yemiş. 7 gol yemiş Alanya Cenk Tosun'dan 5 maçta. Yani bazı oyuncuların bazı takımlara hani daha... Alerjilerin var. Ee, Cenk de demek ki Alanya takımına karşı böyle bir görüntüsü var. Ya Alanya takımına herkesin birkaç sezondur sempatisi var. Hepimiz sempatiyle baktığımız, çünkü futbol oynamaya çalışan, iyi yönetilen, güzel stadı, işte iyi bir seyirci topluluğu var gelen, ee, oyunu çirkinleştirmiyorlar falan ama yani sanki daha fazlasını yapmaları gerek. Öyle bir beklentiyi de bıraktılar bizi. Hocam bu Alanya takımını şeye benzettim bugün ya. Böyle güzel yemek mesela balık yersin, balıktan sonra tatlı ister canın. Tatlı da şey çok güzel olur. Böyle helvayı karıştırırsın, fıstık, üzüm, fırına verirsin ve kızarmış ekmekle yersin. Bugün sıcak tam mı? bugün yani. tam sıcak helva var. Yani. Al Alanya takımı tam bugün fıstıklı sıcak hani fırına verilmiş <laughs> <tüymüş gülüyor> helva lezzetinde goller yedi ve top oynadı. Öyle söyleyeyim. Beşiktaş da onu kızarmış ekmeğin üzerine sürdü, sürdü, götürdü. Bak öyle olduğu halde Beşiktaş defasında pozisyon yakaladı ha o helva ona bakacağız birazdan şimdi, gelince. ona bakmak lazım şimdi bu maçta çok kimse onu görmez 3 gol attı daha 5 atardı evet 8 olurdu tamam ama ve lakin orayı düzeltmezsen bir, bir sonraki maçlarda çok sıkıntı çekersin muhallebi helva yerken dişin kırılır hocam hocam bu arada bu arada Adana Demir Kasımpaşa Konya Kayseri Alanya yani bunlar ligin belli bir seviyenin üzerinde takımları. Yani orta seviyede iş yapan takımlar ki Adana Demir daha üstlerde kendisine yer bulmaya çalışıyor. Daha hani ee, ne diyeyim ben buna Selin Demir'ine deve dişi gibi diyorsun ya hocam öyle evet. bir takım. Şimdi Karagümrük ve Sivas arka arkaya dış sağ maçları var. Hocam Bu 5 be. maçlık galibiyetin ardından. Hocam be. Şu andaki görüntüye göre yani şu 5-6 hafta geçtiğimiz 5-6 haftadaki görüntüye göre. Böresi, Konya bölgesi Konya değil. Kayseri zaten değil. Kasımpaşa değil. Alanya değil. Hocam. Adana Demirspor öyleydi. O da düşe geçti. Yani bu takımlara bakıyorum. Sezon başında filan böyle bir kımıldadılar ama eski yani. Geçen seneki takımlar değiller bunu söyleyeyim. Saydığım takımlar. Mesela sen Karagümrük'ün e, oyununun tarzını Şimdi, beğeniyorsun. Beğeniyorum ama o da tam mesela Sivas iyi takım. Ama aldığı neticeye bak. Bulunduğu Orada Ankara vardı. gücüyle Başakşehir mesela. Başakşehir zaten be belli bir doğrudan rakip halinde oynayan şu anda. takım. Ama Ankara gücü de biraz toparlandı. Sonra Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ın bundan sonraki maçları şöyle. Karagümrük, Sivas, Ankara gücü, Başakşehir, Fenerbahçe maçları. Kaderini belirler evet. Hocam Hocam önemli bir seri 5 maçlık galibiyet serisi. Şenol Hoca'nın da evet. gelmesiyle yani o derbi yenilgisinin ardından e, iyi o şeyi atlattı. Bir de Abu Bakar da bir moral oldu hocam. Öyle ya da böyle. Abu Bakar'ın gelmesi bir moral verdi camiaya. Abu Bakar da açıklama yaptı bu hafta içinde. O Sergen Hoca'nın hani ben sakat olduğuna emin değilim yani gibi hocam, bir şeyler söylemiş hocam. hatırlarsan geldiği meldiği moral veriyor da bazı şeyler vardır hayatta. Ben olsam almazdım. Belki de bu bakarla şampiyon olursun ama ben o zaman olmazdım. Hocam bazı şeyleri doğru yaparsan uzun vadede doğru yaparsın. Hocam ben o kafadayım bilmiyorum. Süleyman Sebağ alır mıydı? Evet. Ya adam bıraktı gitti ya sakatım dedi değil. Öyle değil diyor ama. Ya, Beyan esastır hocam. Ya o öyle diyecek tabii ne diyecek ya abi sana. Ne oldu? çadır çadır gitti oynadı orada. Evet. Nasıl sakatlık? E hocam ya herkes her şeyi biliyor şimdi. Bıraksınlar işi. Sergen'in dediği doğruydu orada. Hocam bazı şeyler var. Ha yaparsın yapmazsın. Senin işin. Sergen'i bir dakikada yolladı. Sergen gibi adam bir dakikada yolladı. Süleyman Seba. Sergen gibi adamı yolladı bir dakikada. Bir cümle sarf etti diye. Onun evet, için. Bazı, ama bugün Süleyman Seba heykeli var. Yani başkan olarak herkes Süleyman Seba diyor. Başka başkanı anmıyorsun. Hocam bazı işler öyle be. Ahmetli Süleyman abi var mı başka? Kısa vadede bir şeyleri yaparsın da. Hocam uzun vadede sana yukarıdaki böyle bir dakika pardon der. Uzun vadede. Sonra muhallebi yerken dişin kırılır. Onu da söyleyeyim. İlahi yüzden... adalet denen bir olay var. Ben çok inanırım. Ee... Tabii bu benim söylediğim cümle bayağı geniş bir cümle. Ee, hocam şimdi ilk yarı de hatırlarsan o 3-0 her şey böyle bir maçtı. Bir anda işte o garip bir kırmızı kart, hatalı bir karar. Çift sarıdan diye hatırlıyorum. Ee, oyuncu eksilmesi şu bu vesaire derken 3-3 bitti o maç. Orada da kalesine Beşiktaş'ın 3 top gelmişti. 3'ü de gol oldu. Bizim Biz de fark, sistem, tamam böyle. Fark, Biz bizde böyle. Bizde böyle. Bizde kalite de bu, şekilde bu. İşte görüyorsun bugün Alanya Spor takımı futbol oynadım diyor. 3-0, 7-0 olur. Olur. Atsa 7-4 olur. Ve enteresan bir şey çıkıyor. Onu da atamıyor, onu da yiyor. Onu da atamıyor, onu da yiyor. Ve teknik direktör aynen bu takımı idare ediyor. Ben Alanya Başkanı'nı beğenirim, futbolu biliyor diyor da. Bu Alanya Sakı Başkan? Yani bu Alanya Spor bu futbol oynuyorsa, pardon ya. Alanya'nın yediği gol kaç olmuş bir dakika? Yani pardon. Şöyle bir bakayım hocam. 35 gol yemiş. Daha gelmedi bizim liste geldi mi? Şey listesi Bende abi. var hocam. Bana niye gelmedi? seni sevmiyorlar galiba hocam. Ben böyle yüksek sesle konuştuğum için. Arkada mı acaba? Bana getirmediler acaba? Te, Arkası sayfası. Ben bunu yukarıdan getirdim abi. Ha, ben de var. Bir hocaya da getirir misiniz? Bizi sallamıyorlar oğlum. Sen müdürsün. <laughs> ben müdür değilim. Karışmam. Müdür hocam, yandılar. 35 gol yemiş. 36. 36 mı? He. Ee, şöyle bir bakıyorum kaç hocam. Kaç Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ligin gördüm Tolgacığım sağ ol. Ee, 36 yemiş evet. Son sıradaki Ümran ya 34 yemiş. 36. Yani daha başka kaç bir şey maç, söylemiyorum. Kaç maçta 36? 36 işte 20 oldu. Bir buçuk gol yemiş her maçta. Tabii. Kesin Burada ortalama iki olur da Beşiktaş buçuk yapar bir 1.65 beş falan. Beşiktaş bugün iki yapar da onu. Tabii. Biraz sıksaydı. Son dakikalarda 30, son 30, beş dakika bile top gezirdi Beşiktaş. 36 gol çok. 36 Alanya gol Spor çok. takımının bu olmaması gerekir hocam. <gülüyor> Alanya <gülüyor> Spor bu değildi. Güzel top oynuyordu. ular. Alanya maçı olunca seyredelim diyorduk. Ben şimdi Alanya maçını filan abi böyle top mu olur ya? Kandayaş demiş ki Beşiktaş çok iyi bir takım. Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu statta oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çok güzel seyirci vardı bugün. Çok da iyi ambiyans vardı. Ancak ilk golden sonra işimiz çok zorlaştı. Bence zorlaştıran sizsiniz. Tabii Beşiktaş'ın da katkısıyla. İlk 10 dakika konsantrasyonumuz iyi değildi. Sonra alıştık ama burada oynamak gerçekten zor. Ne anlatıyor bana ya? Allah aşkına sen bana ne anlatıyorsun ya? Sen bana laf ondan namaza yani ben maçı seyretmesem aptal aptal buna bakacağım bakacağım. Vay arasına bu statta çok zormuş diyeceğim. Lan ya ne yaptınız oğlum aldığınız 10 topun 8.5'ünü 5 taşa verdiniz cezaların içinde ya. Siz ne yapıyorsunuz? Kim aldatıyorsunuz abi siz bu bayanatlarla? Ya aldığınız 10 topun cezaların içinde top çıkarırken 9'unu 5 taşa verdiniz. Bana anlatıyor laf ondan ama çok zormuş da çok. La bilakis o seyirci önünde çıkın top oynayın o seyirci adamı kamçılar hoşuna gider. Yani iyi bir takım o seyirciden keyif alır. Daha iyi top oynar. Seyirci hop oturur, hop kaldırır. Siz hop kaldırmadınız, hep o hep o hop oturdunuz. Hop oturdunuz. Ceza hop oturdunuz. Adamlar da aldılar, aldılar, aldılar hop bir de hop bir de yaptılar size. Hop bir de hop bir de gol attılar. Furkan diyor ki bu Furkan hani o kafayla geri pasını ee? veremeyen arkadaş. İlk 15 dakika baskı ve atmosferin zor olacağını biliyorduk. Ama istediklerimizi yapamadık. Öncelikle ben çok kötü oynadım. Kariyerimin en kötü maçı olabilir. Takımdan özür dilerim demiş. Bir öz eleştiri yapmış. Ya gerçekten. ne istediniz yapmadınız? Ben yani nasıl olacağı belli. Uzun top oynayın bir 15-20 dakika. Kalenizden biraz uzak tutun. Uzak top oynayın. Sonra halledersiniz. Önce bir o fırtınayı atlatın. Beşiktaş takımı sizin üstünüze çullanacak bir 15 dakika. Biliyorduk diyorsun diyorsun. Hı. Bildiğin o.